Rabbil Alemin. Hamden kesirin tayyiben mübarek nefin. Ala külle halim ve fi külle min. Ve salatu ve selamu ala seyyidina. Ve nalbi ruhuşina ve tabidu kulubina. Ve kurreti uyumina. Muhammedin el Mustafa. Ve ala alihi ve sahbihi. Ve men tebdahu bi ihsanu ecmaine tayyibine tabirin. Emma bak. Aziz ve sevgili ve değerli kardeşlerim, Allah cümlemizden razı olsun. Aslında İzmir'i çok seviyorum. Nazlanmak da değil, fırsat buldukça İzmir'e gelmek şahsen gönlümün arzusu. Ama çeşitli meşguliyetler dolayısıyla rüzgarın önündeki bir kuş tüyü gibi oradan oraya mevlamız bizi uçuruyor, savuruyor. Biz de kah Maraş'ta, kah Adana'da, kah İzmir'de, kah İstanbul'da, kah Türkiye'de, kah Almanya'da, kah Arabistan'da, kah Avustralya'da böyle günlerimiz böyle geçiyor. Şikayetçi değiliz. Duanızı bekliyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Bu binanın içinde böyle bir konuşma yapmaktan ayrıca duygulanıyorum. Çünkü bu binanın yerinin çorak bir taşlık bir arsa olduğu zamanı biliyorum. Şimdi kaç katlı galiba 8-9 katı var. Güzel bir bina oldu. Bu alt katı da böyle 2 katlı güzel bir toplantı yeri oldu. Allah razı olsun sebep olanlardan, arsayı bağışlayanlardan, binanın bu hale gelmesine emeği geçenlerden. Tabii uzaktan yakından sevgiyle, ilim aşkıyla, böyle kardeşlik duygularıyla buraya gelmiş olan siz kardeşlerimizden. Allah hepinize dünyanın ve ahiretin hayırlarını ihsan eylesin. Gönüllerinizin muratlarını sizlere ihsan eylesin. Dünyada aziz ve bakiyar eylediği gibi ahirette de ebedi saadete nail ve sahip ve mazhar eylesin. Tabi beşerin, insanoğlunun en güzeli Peygamberi Zişanımız Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hazretleridir. Hem halkı hem ruhu güzeldir Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin. Yaratılışı yüzünün efendim melahati, cemali, bedeninin gücü, kuvveti, şekli, şemaili ile güzeldir. Ahlakı ile en güzeldir. Eşref-ül veradır. Bütün insanların en şereflisidir. Ekrem-ül Rusul'dür. Peygamberlerin en kerimidir. Server-i kainattır. Kainatın rehberi, önderi, serveridir. Habib-i Huda'dır. Allah-u Teala Hazretleri ruzu mahkâbe, şefaatimiz cümlemizi nail eylesin. Kendisi insanların en şereflisi, en güzeli ve en yüksek makamlısı, makam-ı Mahmud'un sahibi olduğu gibi sözleri de sözlerin en güzeli olduğunda onun hadisi şerifleri bizim bitmez, tükenmez ilim ve irfan hazinelerimizdir. Peygamberi Zişanımızın hadis-i şeriflerinden onun için birkaç hadis-i şerif nakletmek, böylece onun sözleriyle sohbetimizi şereflendirmek istiyorum. Hasan ibn-i Sabit radıyallahu anh Peygamber Efendimizin meddahı, şair,
şairi, şair sahabilerden bir beytinde diyor ki Ma im Muhammeden bir makaleti ve lakin medahtu makaleti bir Muhammed'in. Yani şiirlerimde, sözlerimde Muhammed'i, Mustafa'yı anarak sözlerimde hürmet etmiyorum. Aksine onu zikrederek sözlerimi şereflendirmiş, medetmiş oluyorum diyor. Yani onun sözü, onun sözünü anmak bizim için şereftir. Zaten salihlerin anıldığı yere rahmet iner. Salihlerin sevgilerinin anıldığı yere ne kadar rahmet ineceğini orada tasavvur etmek mümkün. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle bir sayfa açmıştı. Orada efendim birkaç hadis-i şerif okuyacağım. Ma min sa'atin temurru ibni Adem lem yezbir illa teala fiha illa hussire aleyha yevmen kıyamet. Sadaka Resulullah fîmâ kâl kemâ kâl. Sayfanın birinci hadisi şerifi bu zikirle ilgili olarak Kur'an'da karşımıza çıkmış oldu. Buyuruyor ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretleri insanoğlunun başından geçen hiçbir zaman parçası, hiçbir saat, hiçbir an yoktur ki lem yezkir illa teala fiha içinde Allah'ı anmadığı, Allah'ı zikretmediği saat, zaman parçası illa hussira aleyha yevmel kıyamet, kıyamet günü ona pişmanlık ve hasret ve ah keşke o zamanı geçirmeseydim diye tahassür sebebi olmasın. Bu tabi Kur'an ile karşımıza çıkmış olan bir hadis-i şerif. Başka hadis-i şeriflerde de bildiriliyor. Cennette biliyorsunuz la havfun aleyhim ve la hüyasenun. Biliyoruz ki cennette korku da yok. Cennete girmiş insanlar için mahzunluk da yok, hüzün de yok. Cennette üzülmek ve korku gibi duygular yok. Cennete girmiş insan sonsuz nimetlere mazhar olacak. Gözlerin görmediği, kulakların işitmediği, yani mevcut olmayan, şimdiye kadar mevcut olmayan ve hiç mevcut olmamaktan öteye hiçbir kimsenin hayal bile edemediği, yani hayallerin de üstünde, hayallerin de ötesinde nimetlere mazhar olacak insanlar cennette, cennete girenler. Allah cümlemizi de cennete girsin. Tabi bütün müminler cennete girecek. Men kâle lâ ilâhe illallah muhlisan ve helal cennet ihlas ile kim lâ ilâhe illallah demişse Allah'ı var ve bir olarak sıfatlarıyla İslam'ın tarif ettiği şekilde şirkten uzak bir şekilde ihlasla tanımış herkes cennete girecek ama İki türlü giriş olacak. Bir kısmı doğrudan doğruya bir gayri hesap cennete girecek. Bir kısmında dünyadaki hataları kadar cehennemde cezasını çekip azap gördükten sonra cennete girecek. Allah bizi cennete bir gayri hesap, hesapsız hesaba maruz kalmadan, hesaba çekilmeden, sigaya çekilmeden, terletilmeden cennete girenlerden eylesin. Cennete girdi mi artık mahzun olmak yok, korku yok. Ama cennetteki insanlar da bir şeye
tahassür duyacaklar. Tahassür duygusu hasretlik duygusu demek. Yani ah keşke öyle olmasaydı da şöyle olsaydı gibi bir duygu. Nedir cennet ehlinin de içini yakan böyle dağ derun olan yüreklerini cızlatan duygu? Dünyada Allah'ı zikretmeden geçirdikleri zaman ona tahassür duyacaklar. Yani diyecekler ki ah keşke o anı da keşke gafil geçirmeseymiştik de o anda da Allah'ı anmış olsaymıştık. Hiçbir anımız gafil geçmemiş olsaydı keşke diyeceklermiş cennetteki insanlar. Bu başka hadis-i şeriflerden de böyle bize rivayet edilmiş oluyor. Herhalde bunun için orada gerek Evliyaullah büyüklerimiz, mürşid-i kamillerimiz bizi, talebelerini, dervişlerini, evlatlarını her anda Allah'ı zikreden insanlar olarak yetiştirme gayret etmişlerdir. Hiçbir anında efendim zikirsiz olmayan, her anı zikirle geçen insanlar haline getirmeye kılavuzluk etmişlerdir. Nasihatleri o yolda olmuştur. Tavsiye etmişlerdir. Yolunu göstermişlerdir. Biliyorsunuz zikir önce tezekkür ile olur. El-zikrü bi-tezekkürü. Yani ilmin teallüm ile olduğu gibi, ilim öğrenmenin talebelik de olduğu gibi, talebeliğin de zor olduğu gibi, hani efendim uykusuzluğu var, rahmeti var, çalışması var, heyecanı var, imtihanı var, unutmamak için gayreti var. Talebeliğin kendine göre zorlukları, zorlanmaları var. Onun için herkes çalışkan talebe olamıyor. Kimisi sınıfta bir sene daha okuyor, sınıfta kalıyor, kimisi belge alıyor. Kimisi güzel okuyor tabii. Allah evlatlarımızı güzel tahsil görenlerden eylesin. Efendim, ilmin böyle meşakkatli, biraz zahmetli çalışmalardan sonra elde edildiği gibi ilmi bir taallümün. İlim, taallüm etmekle elde edilir. Talebelik yapmakla, zahmet çekmekle elde edilir denildiği gibi zikir de tezekkür ile olur. Yani biraz ilk başta sıkılarak, zorlanarak, gayrete gelerek, çalışarak, terleyerek olur. Efendim, işte şu kadar zikir çeker, bu kadar zikir çeker dermiş. Sonra ne olur? Bu zikir yerleşir. Kolaylıkla yapılabilir hale gelir. Sonra kendisi başka işle meşgul olurken de devam edecek hale gelir. Ricabün ve tüzdiğim ticaretüm öradeyhun andikrillah ayet kelimesinde Allah-u Alem işaret edildiği gibi yani alışılmış ticaretler, faaliyetler zikirden alıkoyamayacak duruma gelir. Kişi her zaman Allah'ı zikreden duruma gelir. Onun için bu zikri daimi, zikri müdam hali efendim olduğu zaman kişinin iyi bir iş yapar da kâr parçada işlemek efendim desk ve kâr dedi işte efendim dil veya gönlü de yarda yani Allah'tan razı edildi. Dedi işte kalbi efendim Rabbinden. Yani eliyle bir iş yaparken bile kalbiyle Allah diyor. Yolda yürürken, ayakları bir iş yaparken kalbi Allah diyor. Dükkanda çalışırken kalbi Allah diyor. Tarlada ekim biçerken kalbi Allah diyor. Savaşta düşmanı saldırırken efendim Allah diyor. Hatta bu arada rahmetullahi Mehmet Said hocamızı anlatayım size. Seyahatlerimiz olurdu kendisiyle beraberce. İzmir'e de geldiğimiz olurdu. Muhterem Haydar Bey'e misafir olurdu bir ekseriyette. Efendim, tabii hocamıza bir oda verirler. Hocamız orada yatar, biz de bir başka yerde yatarız. Orada bir kere aynı odada yattım hocamızla. Bir kardeşimizin büyük misafiri
alalım. Orası müsaitmiş. Hanımlar bir yere aldılar, yatırdılar. Hocamızı şöyle üst kata çıkan merdivenin yanında efendim bir yatak yaptılar. Orada yatıyor hocamız. Arada bir köşede bir yatak yaptılar. Salon büyük. Efendim yattık. Ben o zaman üniversitede asistanım. Hocamız tabii ihtiyar gördü. Uyudu. Derin derin uyumaya başladı. Hatta nefesleri o muntazam, işte böyle horultusu vesairesi duyuluyor. Ama muntazaman Allah diyor. Yani en derin uykunun halinde, o halde bile muntazaman Allah 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 diye ses geliyordu kendisine. Yani uyku bile zikirden alıkoymayacak hale geliyor. Buna zikri müdam hali derler. Ya da işte zikri ilk önce kalbiyle zikreder derviş, sonra ruhuyla zikreder, sonra sırrıyla zikreder, sonra hafisiyle, sonra ahfasıyla efendim derken, sonra zikir bütün vücuduyla zikredilebilecek bir hale gelir o tarafından. Bütün azasıyla zikreder, bütün hücreleriyle zikreder ve her şeyi zikreder. Her yerinden zikir sesi gelir. Yani parmağının ucundan, efendim, ayağından, her yerinden, her yeri zikreder hale gelir. Bir keresinde de Ankara'ya gitmiştik hocamızla. Orada Ankara'nın vaizlerinden güzel konuşan, Irak'ta tahsil görmüş, sesi çok güzel, hafız vaizlerden bir kardeşimiz. Başka bir dergaha mensuptu ama hocamızın sohbetine gelmişti böyle kalabalık sohbete. Efendim çok hürmet ve muhabbet ediyordu hocamıza. Hocamız da böyle çok müktedir davranırdı. Şeyler başka bile olsa, bağlı olduğu yerler başka bile olsa çok iltifat duyururdu. Hele Kur'an ehline çok iltifat ederdi. Camiye geldim mutlaka onu geç bakalım bir daha var diye. Efendim sırtına bir şey giydirdik, başına sarıyı geçirdik, mihraba sürerdi. Kendisi kılmazsa onu imam yapardı. O vaiz kardeşimiz böyle bilgili, Irak'ta okumuş, Arapçası su gibi, mükemmel Arapça konuşuyor. Hatta demişler ki, sen Irak'ta kal, burada imam ol, biz sana şurada efendim, maaş verelim, Türkiye'ye gitme demişler. Irak'ta okuduğu zaman, Türkiye'ye gelmiş. O kardeşimiz dedi ki, hocam, soru soruyor, böyle salon çok kalabalık, salon büyük ama ziyaretçiler çok tıklım tıklım kalabalık. Dedi ki, hocam, yani bir insan mesela Allah yolunda masraf yaptığı zaman 1'e 10, 1'e 70, 1'e 700 misli sevap kazanıyor. Yani 1'e 1 değil de misli misline yaptığı işin karşılığı olarak Allah sevap vermiyor da ücretinin 10 misli fazlasını veriyor veya 70 misli fazlasını veriyor. Diyelim ki bir düz amele bir efendim günlük yenmesi 500 bin lira olsun. Ben bilmiyorum da işçilerin ücretlerine kadar çok mu söyledim, az mı söyledim. 500 bin lira günlük yenmesi. Ama akşam çalıştırdıktan sonra işin sahibi olan 10 misli verirse sevinmez mi yani? 500 bin verecek yerde al 5 milyon annenin aksütü gibi helal olsun. Afiyetle ye dese 10 misli lira 10. 70 misli olsa efendim 5 kere 7 35 efendim bir de önüne 0 350 milyon verse yani bir günlük yemesi olarak çıkarsa böyle bir zengin kolay bulunmaz ama hatta hiç bulunmaz herhalde. Yani bir günlük yemeğe 350 milyon verecek bir zengin dünyaya ne gelmiştir ne gelir. Ama Allah veriyor. 70 misli veriyor. Bazen 700 misli veriyor. Mesela nafaka tüketim sevdiğiyle Allah yoluna verdiğin masraf bile 700'dir. Yani 500 binin 70 misli 350 milyon ediyorsa 700
misli, efendim, 3,5 milyar eder. Bazen 70 bin veriyor. 70 bin. Neye 70 bin veriyor? Dile 70 bin hangi işe veriyor Allah Teala'nın sevabı? Zikrullah. Zikrullah'ın mükafatı bile 70 bindir. 70 binin efendim 500 milyon ile çarpılmanı siz yapın. Rakamı size söyleyeyim dedim çünkü artık sıfırla tutacak halim kalmadı. Efendim bir defa Allah dese 70 bin misli sevap veriyor. Bir de bunu içinden söylerse, yani dışından Allah diyebilir bir insan. Sübhanallah, elhamdülillah, Allahu Ekber, la ilahe illallah, la havle la kuvvete illa billah. Bunların zikirlerin mükafatı 1'e 70 bindir. Aşikar söylerse 1'e 70 bindir. Ama içinden söylerse hiçbir şey duyulmuyor. Dili dudağı kıpırdamıyor, içinden söylüyor. Bu 70 kat daha fazla. Yani 70 binin 70 kat fazlası 4 milyon 900 bin mislidir. Şimdi yani bunları söylemedi de o vaiz kardeşimiz ben söylüyorum. Şimdi zikirle ilgili hadis-i şerif geldi karşımıza. O vesileyle bu bilgilerimi size naklediyorum. Dedi ki mesela hocam dedi insan Medine-i Münevvere'de namaz kılsa salatun fi mescidi haza ertelü min salatun fi ma sivahu bir elbi derece. Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin mescidinde kılınan namaz başka yerde kılınan bir namaza göre 1000 misli daha sevap. Neden? Peygamber Efendimiz'in mescidi mübarek yer, mukaddes yer olduğu için 1000 misli. Ancak Kabe'nin olduğu mescid müstesna, orada daha fazla. Orası Kabe'dullah. Orası cihan yaratıldığı zamandan kıyameti kopacağı zamana kadar mukaddes yer. Orası 100 bin misli. Yani Mekke'deki o namaz, Medine'deki namazdan da 100 misli daha fazla. Şimdi bunları söyledi de, yani 1000 misli, 100 bin misli. Dedi, hocam böyle başka sevaplı şeyler var mı dedi. Hocamıza sordu o vaiz, Ankara vaizi. Güzel bir soru tabii. Arkadaş çok böyle güç, kuvvet sahibi, faal ve cevap bir kardeşimiz. Tuttuğunu kopacak gibi pehlivan, hareketli, koşsa yorulmaz, konuşsa bıkmaz, yorulmaz. Çok güçlü kuvvetli bir arkadaş. Bir şey var, aşkı var, şevki var. Karşımda da işin müdahalısını buldu. Sevaplı şeyi soruyor hocamıza. Dedi yani bunlardan daha sevaplı bir şey var mıdır hocam? Hocamız da sanki onun ağzındaki söz bitsin diye bekliyormuş gibi. Daha o sözünü bitirir bitirmez evet var dedi. Yani hani şöyle bir dur bir düşün, ilk başını önüne eğse, gözünü yumsa, bir müddet tefekkür ettikten sonra başını kaldırsa, öyle söylese, hayır öyle değil. Daha o sözünü tamamlarken evet var dedi. Vaiz Efendi de çok sevindi, heveslendi. Efendim gözleri açıldı böyle sevinçten. Nedir hocam dedi sevinçten. Bir insan zikre çalışa çalışa dermiş. Bir hale gelir ki sadece dili zikretmez, sadece kalbi zikretmez, bütün vücudu zikreder, bütün zerreleri zikreder. Artık hücreler de değil de, hücreler de zerrelerden birileri geliyor ya, insanın vücudunda kaç milyar hücre var, doktorlar bilir onu, efendim, kaç milyon, kaç milyar bilmiyorum ben, ama zerre olunca, işin içine zerreler girince, artık onun miktarını herhalde şey yapacak, ifade edecek bir rakam da bulunmaz. Zerreleriyle, bütün zerratı vücudu ile o zaman Allah demiş olur dedik. Yani o hale gelen bir insan o zaman o kadar zikri sevabını alır buyurdu. Şimdi tabii bunların hepsi kelimesi geçtiği için size
bildiği için biraz geniş bilgi veriyorum. Şimdi efendim derviş mesela Nakşi tarikatında prensipler var, kaideler var, esaslar var. Nakşi tarikatının esaslarından bir tanesi efendim güç, der, dem prensibidir. Farsçadır bu tabirle. Çünkü Efendimiz Buhara'da yaşamış. Fahrettin Efendimiz Hazretleri. Oraların lisanı Farsça olduğundan dili öyle konuştuğundan Arapça da biliyor tabi ama efendim kelimeler böyle intikal etmiş kendisinden bize. Hış şuur demek Farsça'da. İki gözlü de ile. Yani bir ile olursa hoş kelimesi. Zaten o hoş da telaffuz edilmezdi. Farsça'da haş diye telaffuz edilirdi. Oradaki vav resmiyedir, okunmazdı yani. Sonradan tabii Türkçe'de unutulmuş o ama aslında haş diye telaffuz edilirdi. Hani bizim hoş dediğimiz, çok hoş filan dediğimiz şey o hı ile. Bu hüş yani iki gözlüleriyle hüş, şuur demek. Dem de nefes demek. Hüş der, dem demek yani her nefeste şuurlu olmak. Yani her nefeste zikir halinde olmak. Her nefeste Allah'ı hatırlamak. Allah'ın hatırlaması şuuru canlı olması. Gafil olmaması demek yani. Tabii huşlerden nazar efendim verkaden halvetler encümen böyle devam ediyor bu prensipler. Halvetler encümen ne demek? Yani halkın arasında hak ile olmak. Sanki caminin halvet hanesine çekilmiş, hücresine çekilmiş, perdeyi gelmiş, kapıyı kapatmış, insanlarla alakayı kesmiş de halvet çıkartıyormuş gibi orada Allah'ı zikrederken ne kadar Allah'la tam meşgulse başka alakalardan kesilmiş efendim tam olarak Allah'ı zikretmekteyse halkın içinde öyle olabilmek esas. Biliyorsunuz halvetiye tarikatı bile var. Tarikatlarda halvetiye de bir ibadet var. Bu nedir? En uzun ibadetlerden biridir halvet ibadeti. En kısa ibadet zikirdir. Allah diyorsunuz ibadet oluyor. En uzun müddetli ibadet de halvettir. 40 gün sürer. Efendim, 40 gün bir yere itikaf eder. Efendim derviş 40 gün Allah'ı zikreder. Yani çok yoğun bir şekilde tamamen Allah'a ibadete kendisini vererek eviyle de, işiyle de, insanlarla da, dünyevi meşguliyetlerle de alakalarını keserek hem de sırf bir kişilik böyle bir hücrede 40 gün zikreder. Bu Mevlevi tarikatımızda binbir gündür. Yani daha fazla olanları var. Bazen 40 günlüğü kâfi görmezse Şeyh Efendi bir dahaki evladını der. Mesela Eşrefoğlu Rumi Hazretleri Saadettin Hamevi Hazretlerine kalkmış buradan eğitimi için, manevi terbiyesi için İznik'ten kalkmış. Çok çocuğuyla efendim kervanlara katılmış, şehirleri geçmiş, efendim Anadolu'yu aşmış, Toros Dağları'nı geçmiş, efendim Hama şehrinde Saadettin Hamevi Hazretleri yanına gelmiş. Çok çocuğu var. Gariban, yolcu, efendim, perişan. Şeyh Efendi hoş geldiniz demiş. Belki de bekliyor. Belki de o çağırdı. Onlar öyle manevi haberleşmeyle çağırıyorlar bazen. Efendim, dervişin boynuna zincir takıyor rüyasında sürüktür. Gel bakalım bu geziye. Biliyorsunuz Hacı Bayram Veli'ler öyle olmuştur. Efendim, başka yere gitmek istiyor. Hacı Bayram efendim, Veli'nin müridi Akşemseddin Hazretleri için bölümden kabeler vardır. Gir evladım halvete demiş, sokmuş aşağıya. Bilmiyorum Hacı Bayram Camii'ne gittiniz mi Ankara'da? Ankara'da Hacı Bayram Camii'nin bir cemaatle namaz kılınan yeri vardır. İşte imamın mihrabı, arkası, efendim, hutbe okunan yeri, vaaz kürsüsü, üst kat vesaire. Bir de onun alt tarafı vardır.
Şeyh Efendi Hazretleri'nin, Hacı Bayram Veli Efendimiz'in orası şeyidir. Müritlerde zikir yaptığı yerde, işte genççe bir yer, mesela beşe üçlük bir oda gibidir. Bir köşesinde şöyle bir yuvarlak taşı vardır, mermer, ortası deliktir. Demek ki oradan ibrikle abdest tazeliyordu. Abdest bozmak değil, abdest tazelemek. Çünkü onlar zaten abdest bozmalarından çok az yediklerinden az yaparlarmış. Belki bilmezsiniz, belki duymuşsunuzdur, bilmiyorum. Mesela büyük alimlerden birisini hayatını okumuştum, Halis abi, aynı zamanda Sofi, Mekke'de haftada bir defa abdest alınmış. O da Harem-i Şerif'in dışına kadar yürür çıkarmış, abdestini haremde bozmazmış. Hareme olan saygısından, harem mıntıkası bayağı bir 25-50 kilometre yer, çaplı bir mıntıkadır Mekke'nin etrafı. Cidde'den gelirken Hudeybiye denilen yerdir. Efendim Taif'ten gelirken Arafat'tan biraz sonraki bir yerdir filan. Yani bayağı bir mıntıkadır. O harem mıntıkasının dışına çıkarmış, abdest bozarmış, bir abdest alınmış, haftada bir. Bu ne demek? Ne abdest bozuyor, ne de yemek yiyor, ne de uyuyor demek yani. Haftada bir idare edermiş. Yine böyle bir hadis âliminin hayatını okudum ama çok iyi hatırlayamıyorum. Unutuyorum yani. Tekrar tekrar okumazsa unutuluyor. Horasan tarafından Hicaz'a gidecek. Irak'ta bir şehre gelmiş. Tabi cebinde kesesi yok, para yok. Yani ilim irfan hazinesi ama cebinde para yok. Yola çıkmış, Allah'a tevekkül etmiş, gidiyor işte. Bir şehre gelmiş, bir köye gelmiş. Camiye girmiş, namaz vaktinde namaz kılmış. Cemaat çıkmışlar, o camide kalmış. Yine vakit gelmiş, bir cemaat gelmiş, ezan okumuşlar, namaz kılmışlar, o da kılmış. Cemaat çıkmış, camide kalmış. Böyle, yalan olmasın, 4 gün mü, 5 gün mü geçiyor. Bakkal yok, kasap yok, süpermarket yok. Yani bir yerden bir şey alması mümkün değil. Orada o kadar gün durduktan sonra köyün halkı düşünmüşler, ya bu mübarek zat kim? Geldi camide duruyor, biz çıkıyoruz o camide, biz çıkıyoruz o camide, camide duruyor boyda. Efendim bu kim? Neden sonra aklına gelmiş onların da? Gitmişler demişler ki, ya mübarek senin karnın acıkmıyor, yemek su istemez misin, buyur filan demişler de o zaman yemeğe çağırmışlar. Yani bu mübarekler öyle hale geliyorlar ki bizim anlayamayacağımız gibi uzun zaman öyle aç susuz durabiliyorlar. Saadettin Amevi Hazretleri'ne gitmiş, Eşrafoğlu Rumi Hazretleri, biliyorsunuz Müzekkim Nüfus'un yazarı, efendim, ey Allah'ım beni senden ayırma, beni senin cemalinden ayırma, balığın canını su içine büyüdür, ilahi balığı gökten ayırma, seni sevmek benim dinim, imanım, ilahi dini imandan ayırma, Eşrefzade senin kentler kurumdur, ilahi kuru sultandan ayırma gibi böyle aşikane ilahilerini söylediğimiz yani şu anda bildiğimiz mübarek zat. Gir bakalım halvete demiş. Halvete sokmuş Saadettin Hamevi Hazretleri, yoldan gelen Eşrefoğlu Rumi Hazretleri. Halvet yeri nasıl bir yerdir onu anlatıyorum. Hacı Bayram Veli'nin camisinin yanında. İşte bir eğilerek gelen arka kısmı var. İşte bir abdest alma taşı var. Abdest alma değil dedim. Oradan çıktı bu sözler. Sonra oradan mihraba doğru böyle bir eğilerek yürünen bir koridor vardır. Tıpış tıpış yürürseniz yukarıda cemaatin ayaklarının altından mihrabın yanına kadar gidersiniz. Onun sol tarafında küçük küçük sandık odalar vardır. Bir kişi girecek kadar kapalı odalar vardır. Pencere yok, baca yok, ışık yok. Ama çok metin havası vardır. Yani sanki içeride böyle ilkbahar rüzgarları esiyor gibi tatlı havası var. Nasıl sağlamışlar? Manevi bir halindir. Maddeten mi o havayı sağlamışlar?
Uykusu gelirse arkasına dayayacak yere çivi koymuşlar. Şöyle bir rahat yaslanmasın diye yaslanmış ama arkasında çivi var. İlk duracak. Nefse hazzını, zevkini, hevasını vermeyecek. Yani 40 gün. Böyle bu kadar yoğun bir şekilde, bu kadar güzel bir şekilde, bu kadar efendim tecrit edilmiş bir şekilde, bu kadar insanlara güzel bir şekilde 40 gün Allah diyen yani bir insanın her gününün nasıl geçeceğini şöyle bir düşünüverin. 40 gün. Yani bir ay artı 10 gün. Bir ayın nasıl geçtiğini de düşünün. Yani yıllık izin bir ay sürüyor filan. Şöyle bir olgun memurum, yeni memurum değil de efendim bir ay tatil oluyor. O bir ay artı 10 gün, 40 gün orada o hücrede efendim ibadet ediyor. Bu uzun bir ibadettir. 40 gün. Yani Allah demek kolay da hemen Allah tamam. Bir anda bir efendim nefesle bir zikir yapıyorsun. Bu en kısa ibadettir. En kolay, en kısa, en harcı alem ibadet zikirdir. Dünyada biliyorsunuz bir şey harcı alem oldu mu? Oldu mu kıymetten düşer. Kumun kıymeti var mı? Yok. Taşın kıymeti var mı? Yok. Odun kıymeti var mı? Yok. Yani her yerde bulunan şey para etmez. Çünkü adam para vermedi, adam oradan alır. Ama ahiret işi öyle değil. En harcı alem ibadet olan, en kolay ibadet olan zikrullah en sevaplı ibadettir. Onun da şimdi okuyacağım. Burada eğer kaçırmazsam, bulursam onun da delilini okuyacağım. Yani en kolay ibadet olduğu halde en sevaplı ibadet zikrullah'tır. Şimdi en uzun ibadet de yine zikrullah yapılarak vakit geçirilen halvettir. 40 gün süren. Onun Kur'an-ı Kerim'den delili vardır. Hadis-i şeriflerden delili vardır. Evliyaullah büyüklerimizin bazısı mesela İmam Şehreverdi Efendimiz bu halvete çok halvetiye tarikatımız halvete çok önem vermiş. Efendim Celvetiye tarikatı efendim el halvetu fil celveti demiş. Yani halk içinde haklı olmak Aşil tarikatının prensibi gibi. Aslında bunlar benim konular ama Saadettin Hamevi Hazretleri bizim seyyah turist değil. Yabancı kelime kullanmıyoruz. Mesela yabancı kelime kullandık mı ilan ediyorum bu arada parantez içinde. Hayır parantez değil. Cümleyi muhtemelde içinde. Efendim ilan ediyorum ki yabancı kelime kullanan vaktimize 100 bin lira para borçlanıyor verir. Yabancı kelime kullanmıyor. Turist değil. Seyyah. Seyyah efendim İznik'i Hazretleri Eşrefoğlu, Rumi İznik'i Hazretleri çoluk çocuğuyla, ayağının kılıyla Saadettin Hamevi Hazretleri'nin yanına gelmiş. Efendim şeydir demiş, elini öpmüş. Evladım bir halvete demiş. Sokmuş onu halvet ibadetine. Bilmiyorum Kastamonu'ya gitmiş olanlar var mı? Orada da Şaban Veli Hazretleri'nin camisi vardır. O da halvet haneleri sabahlı yere yapmış. Camiyi böyle kat kat yapmış. Bu ikinci kat gibi, üçüncü kat gibi. O katların her birisine böyle odaları dizmiş. Kapıları yine kapalı ama ferah yani. Böyle çok güzel. O da bir ayrı efendim bir şey. Allah'a bağışlar neredeyse. 40 gün ibadet etmiş Eşrefoğlu Rumi Hazretleri. Zaten Arapçası çok güzel su gibi ilmi ilmanı olan insan. 40 gün ibadet etmiş çıkmış. Saadettin Hamevi Hazretleri halvet bittikten sonra şöyle bakmış. Maşallah evladım pek güzel olmuş. Tabi sarmış, soğumuş. Belki 30 kiloya indi, 32 kiloya indi. Yani kaç kiloyu bilmiyoruz. Sararmış, soğumuş. Efendim, benim şeyim de hocamız da Mehmet Said Efendi de halvetten çıktığı zaman bu herhalde ölür demişler. 30 küsür kiloya inmiş o babayı böyle daralıyor olan şeyimiz hocamız. 30 küsür kilo böyle saf sarı, sarı benizli şeyle halvet. Yani şey yok ki, nereden gıda yok ki, yani nereden kilo alacak? Oruç tutacak, az yiyecek, az uyuyacak. Zaten insan yemek yemedi mi uykusu da gidiyor. Az yemek uykuyu da azaltıyor.
az uyuyacak, zamanı değerlendirecek, ibadeti çok yapacak. Demek ki biz yani zikirsiz geçen zamanlarımıza pişmanlık duyacağına göre bir Müslüman, uykularımıza da pişmanlık duyacağız. Öyle anlaşılıyor. Çünkü o zaman uyuyarak geçtiğine göre. 40 gün sonra gelince karşısına bakmış, tek güzel oldu şimdi evladım demiş. Demek ki mum gibi sarardı, sordu, sarı gül gibi oldu, dövüzü gül gibi olan yüzü. Evet, pek güzel olmuş ne ya. Hadi demiş, bir daha değil de daha iyi ol demiş. Bir daha sormuş. 40 gün daha kaç ediyor? 80 gün ediyor. 80 gün ne ediyor? Yaz tatili ediyor. 3 ay ediyor. Aşağı yukarı 3 aydan 10 gün eksik ediyor. Yine zikir, ibadet, zikir, tefekkür efendim. Böyle sabır, şükür. Nasıl geçti o günler? Gün saymak yasaktır elbette. Hani şu kadar günü kaldı demek yasaktır. İbadetten yüksünüyor musun? Yani bıktın mı? O manaya gelir. Öyle gün saymak falan olmaz ama günler de geçmez. Zor geçer. Zordur. Nereden biliyorsun? Ramazan'ın son 10 gününde itikaf vardır. 10 güncük itikafa giriyor garibanlar. Birazcık halvetin bir parçasını tatmış oluyor. Efendim, mercimek çorbasına kaşık sallıyor. Şu kadar çok ekmek yiyor filan. Efendim, Şeyh Efendi Kadir Gecesi'nde lütfu kereminden sofrayı zengin olarak hazırlattırıyor. Öyle sunuyor dervişlere. Karpuz geliyor, meyve geliyor, çeşitli şeyler geliyor. Dervişlerin bir sevincini görür. Yani böyle her akşam o ödediği şeyleri yemekler. Efendim böyle saz gibi olmayan dervişler bayram oluyor. Ama o Kadir Gecesi gelmiyor kolay kolay. Günler geçmiyor. Saatler kolay kolay geçmiyor. İkinci defa Hazreti sokmuş 80 gün. Onunla başarmış, oradan çıkmış. Saadettin Hamevi Hazretleri olmuş. Pek güzel olmuş sizin evladım, maşallah. Çok iyi. Hani bir daha geliyormuş? 40 daha, 3 tane 40, 120, 4 ay eder. Efendim, ondan sonra çıkmış. Yani bir insanın kâbil bir insan olması, öyle güzel sözler söylemesi, öyle güzel şeyler düşünmesi, öyle güzel ahlaklı insan olması bir eğitimle oluyor bu kardeşler. Kolay olmuyor, zor oluyor. Efendim, işte böyle çalıştıktan sonra kapılar açılıyor, maniler kalkıyor, perdeler kalkıyor da kul daima Allah'ın zikreden bir kul haline geliyor. O zaman cennette pişmanlık duyacak, hasretlik duyacak, tahassür edecek bir durum olmamış oluyor. O olmasın diye yapıyorlar mübarekler. Yani madem cennette bazı insanlar pişmanlık duyacakmış, bari duymasınlar diye önceden tedbir bu. Çünkü onlar hadis-i şeriflerin büyüğü de okuyorlar. Biz birazcık bir lezzet alalım, birazcık bilgimiz artsın diye okuyoruz. Onlar okuduğunu uygulamaya bakıyor. Bunu okuduk. Yani insan onunla böyle zikirsiz, Allah'ı zikretmeden geçmiş bir saat olursa mutlaka o kıyamet gününde ona hasretlik olur, pişmanlık olur. Eyvah! O zaman ben bak bakım geç, hoş geçirmiyor, geçirmeyeyim der onlar. Biz ne yaparız? Sadaka Resulullah, Merataka Habibullah deriz, kitabı kapatırız. Ondan sonra uykum geldi deriz, yatma gideriz. Hani? Yani hadiste ne demişti? İşte onlar da bizim farkımız var. Yani bu güzel bir vasıftır. İnsanın duyduğu güzel bir şeyi benimsemesi ve yapması. Bir ayeti duyar da insan yapmaz mı? Bir hadis-i şerifi duyar da insan uygulamaz mı? O nasihati tutmaz mı? Tutması lazım. Evet. Efendim, şimdi demek ki mümkün olduğu kadar vaadi her alanımızı zikirle geçiremezsek bile gafil geçirmemeye çalışalım. Zamanımızı israf etmeyelim. Zayi etmeyelim. Telef etmeyelim. Biliyorsunuz zamanı telef etme makineleri var. Şimdi makine icat etmişler. Zamanı telef ediyor. Değirmen gibi öbütüyor. Toz haline getiriyor, öbür taraftan parmağın gibi savuruyor, yere gidiyor zaman. Nedir bu zaman telef makineleri? Telefisyon. Telefisyonlar.
füzyon cihazları zamanı telef etme makinesi. Evimize para vererek alırız. Renklidir, ağlıdır, tuzludur, dallıdır, güllüdür, efendim, sazlıdır, sözlüdür. Ama zamanı telef ediyor. Allah uyanıklık nasip etsin. Şimdi ben şeyi bulmaya çalışayım. Neydi o? Yani ibadetlerin efendim en sevaplısı, onunla ilgili hadis-i şerifi bulmaya çalışayım. Gencim, ölmem, arzular,
kanında bir çağlayan şırıl 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 şırıl. Meşhur bir şiir vardır onun. Yani arzular kanında şırıl şırıl çağlayanlar gibi şırılıyor gencin. Başlarında da küfür küfür kavak yerine esiyor gençlerin. Vücudu da yerinde, vücudu da yerinde. Ama bütün bunlara rağmen tevbe etmiş. Cenab-ı Hakk'ın yoluna dönmüş. Namazında, niyazında, ibadetinde, taatinde günahlardan dönmüş, günahları işlemiyor. Çok sever Allah. Yani genç, arzuları, nefsi, şeytan onu Allah'ın yolundan azdırmak için, saptırmak için uğraşırken ve durum da çok müsaitken günah işlemesine, o günah işlemiyor, tevbe etmiş, Allah yoluna gelmiş. Çok sever. Yani ben camilerde böyle gençleri gördükçe hep bunları hatırlıyorum. Bu hadis-i şerifler böyle gözümün önüne geliyor. Biliyorsunuz 7 sınıf insanı Allah mahşer gününde arş-ı âlâ'nın gölgesinde gölgelendirecek. Sahih hadislerde var bu. Ezbere biliriz. Hoca kardeşlerimiz. Bir tanesi şahatun, neşe, fiil, ibadetillah, itaat. Bu 7'den birisi gençliğinden beri Allah'a ibadet ede ömrünü efendim devam ettirmiş olan insan. Gençlikte ibadet çok büyük kıymetli ve ben bu yani gençlere o bakımdan bu müjdeyi takdim ediyorum, imreniyorum, dua ediyorum Allah şaşırtmasın, yanıltmasın. Hani bir insanın doğru yolda olmasında ayağının kayma tehlikesi var. Onun için korkacak. Yanlış yolda olmasında da tevbe edip doğru yola gelme ümidi vardı. Onun için ümit kesilmeyecek ondan. Yani yanlış yoldan doğru yola geldi mi büyük şeyler kazanıyor, sevaplar kazanıyor ama doğru yolda giderken ayağı kaldı, kaydı günahı sapın çok fena oluyor. O bakımdan çok iyi bir şey. Eğer bir genç efendim dünyanın zevkini, lezzetini Allah rızası için terk ediyorsa çok sevap kazanıyor. Orası bir hadis-i şerif daha var, onu okuyayım şurada. Var bir şahat bin. Hiçbir delikanlı genç yoktur ki yele o lezzetet dünya ve lehvaha dünyanın lezzetini, eğlencesini terk ediyor. Ve yesen gibi bir şebabi itaat Allah'ı gençliğine rağmen bu işte içindeki bu arzuların güçlülüğüne, kuvvetine rağmen Allah'a ibadete yöneliyor. İlla adamu ecre isneyni ve sevdiğine sıddıkan ecre isneyni ve sevdiğine sıddıkan 72 sıddık sevabı verir Allah. Böyle bir sıddık ne demek? Ebu Bekir Sıddık Efendimiz gibi makamı yüksek olan efendim çok Allah'ın sevgili kulu demek. Tüm ehlullahu sonra Allah-u Teala Hazretleri der ki eyyü şâb-ı tâlik-ü şehvetehu fiyye. Ey benim rızam için şehvetini terk etmiş olan delikanlı. El müptezil şebâbehu liye. Benim için gençliğini vahvetmiş olan delikanlı. Ente indi keba'd-ı melaiketi. Sen benim nazarımda ey delikanlı bazı meleklerin gibisin, meleklerin gibisin. Bazı gibi yani meleklerden biri demek. Bir melek gibisin demek. Allah böyle seviyor. Şey yapan kulu, gençliğinde tevbekar olan, doğru yolda olan insana müjdeler olsun. Çocuklarınızı değil, anne ve babalar, bir fikri sabitim var benim. Bir de fix değil. Fikri sabitim var. Hep söylüyorum, bir yılda bozuk plak gibi. Çocuklarınızı günahlara bulaşmayacak şekilde yetiştirin. Nasıl yetiştiren oluyor? Bir çocuğa Peygamber Efendimiz buyuruyor ki 7 yaşındayken namaz kılmayı emredin. Nuru zarade yesedi. 7 yaşındayken çocuğa namazı emredin. Evladım namazını kıl. 7 yaşında yani ilkokul ile gider. 7 yaşındayken namazı emredin. Vadriduhu tokatlayın. Atladın ensesine fi aşri 10 yaşındaydı. Yani 7 yaşından 10 yaşına kadar çocukta intibak devresi ama 10 yaşından sonra mutlaka tutacak çocuk. Bu ne demektir muhterem kardeşlerim? Yani hadisin üzerinde tefekkür edelim.
7 yaşında namazını emrettiğin çocuğa 7 yaşına kadar namaz kılacak bilgileri vermiş olman lazım. Demek ki ilkokuldan önce çocuğun namaz kılacak bilgileri kazanmış olması gerekiyor mu hangisi söylüyor? Kesin. İlkokula gitmeden önce çocuk Sübhaneke'yi bilecek, namazları bilecek, farzları, sünnetleri bilecek, Fatiha'yı bilecek, tahiyyatı bilecek, sureleri, kısa sureleri bilecek filan. 10 yaşında artık mecbur yapacak hale gelecek. Sonra uyum çağı geliyor. Mükemmel olduğu çağ geliyor. Akıl ve bali olduğu zaman sevaplı işleri, ibadetleri yapmazsa yazılır. Efendim, günahları yaparsa yazılır. O zamandan evvel çocuklara sevapları öğretmek gerekiyor, günahları öğretmek gerekiyor. Yani çocuk daha ilkokulu bitirmesine 2 sene kala veya ilkokulu bitirdiği zaman ana hatları ile bütün sevapları bilecek ey anneler, ey babalar. Bütün günahları bilecek, sevapların sevap olduğunu bilecek, sevecek, yapacak. Günahların günah olduğunu bilecek, korkacak, sakınacak. O duyguda olacak. Ciddi olacak. Bakın ne kadar gecikiyoruz çocukların eğitiminde. Ne kadar geç kalıyoruz. Bunu böyle yapmıyoruz. Diyor ki daha çocuk yok, ilkokula gidiyor, ziyaret yok, sabah erken kalkıyor. Sonra alışır. Sen nereden çıkartıyorsun bu bilgileri? Bu fikirleri nereden bildin sen? Sana Resulullah Efendimiz böyle mi söyledi? Hadi sen okumuyorsun, dinlemiyorsun. Çocuğu yanlış yetiştiriyorsun. Çocuk büyüyor, büyüyor, büyüyor. Ondan sonra da senin dediğin sözleri dinlemiyor. Çünkü kötü alışkanlıklar yerleşiyor. Yerleşen kötü alışkanlıkları ondan sökmek mümkün olmuyor. Küçükken yapacağız. Demek ki çok küçükken namaz kılacak bilgileri vereceğiz, alıştıracağız. 7 yaşında muntazam namaz kılmaya başlayacak. Sabah namazı, sabah namazının vakitle kılınır. Güneş doğduktan sonra değil. Yani şimdi 7-10 gece doğuyorsa İzmir'de güneş, 7-10 gece doğunca. Yazın efendim 4.30'da kılınıyorsa 4.30'da. Çocuk kalmış olacak, o vakitte namazı kılacak. Benim rahmetli halam, hocamızın büyük kız kardeşi. Anneleri ayrı. Hocamız bir abisi varmış. Askerken vefat etmiş. Allah rahmet eylesin. Kendisi o anneden bir erkek. Annesi vefat edince küçük kardeşini dünyaya getirirken vefat edince babası bir başka hanımla evlenen 3 tane kız kardeşi vardı hocamızın. En büyük kız kardeşi rahmetli halamız, Behice halamız. Allah cümle geçmişlerimize rahmet eylesin. Sizinkileri. Hepimizin. Şimdi o Behice hala anlattı. Çok hoşuma gidiyor benim. Burada yeni ihvanımız var dediler. Onlar da duysun diye anlatayım. Hacca gidişin az olduğu zamanlarda rahmetli enişteyle bu hala hacca gitmişler. O zaman hacılar az. Şimdiki gibi böyle büyük kalabalık yok. Efendim tenha. Belki 40 bin hacı var, belki 30 bin hacı var, bilmiyorum yani. Sayı olarak o zamanı. Türkiye'de zaten kolera var, hastalık var, bilmem ne diye hacı göndermezlerdi. Türkiye'den hacı gidemezdi hacca o zamanlar. Her hacı mevsiminde Suudi Arabistan'da salgın hastalık çıktı derler. Halkımızı korumak için hacı göndermezlerdi. Çok düşük olan idareciler. Halka acıyorlar, ölmesinler diye. Ahiretleri ölüyor, kalpleri ölüyor, ibadetleri yapmıyor. Onu düşünmüyorlar. Neyse. Medine-i Münevvere'ye gitmişler bunlar. Peygamber Efendimiz'in mescidini ziyarete, türbesini ziyarete. Orada da biraz kalmışlar. Kimde misafir olmuşlar? Medine'deki imamın elinde misafir olmuşlar. Şimdi mümkün mü? İmamın elini görmemesi, misafir edemesi. Askerler yanaştırmaz yanına, iftihamdan. Yani o zamanlar öyle kolaymış demek ki. İmamın misafiri olmuşlar. İmamın elinde misafir olmuşlar. Şimdi o rahmetli anlattı. Benim çok hoşuma gitti. Sizin de hoşuna gideceğinizi tahmin ediyorum. Kış geceleri uzuncadır. Efendim, daha çok geç sayılmaz. Ama yine de
ezanı okunmuş. Sabah ezanında orada hemen insan kesilirken okurlar. Bizim şimdi Ramazan'da okuduğumuz gibi okurlar. İlk vakit. Sabah ezanı okunmuş. Karanlık ortalıkta böyle. Sabahın ilk vaktinde ezan okununca evdeki genç evli gelin hanım beşikte uyumakta olan küçük bebeğin başına gitmiş ezan okunurken bebeğin burnunu sıkmış. Burnu bebeğin sıkılınca çocuk tabii çırpını nefes alamayınca ağzını açmış, ağlamaya başlamış. İşte yanaklarını şey yapmış, kaldırmış, şey yapmış, uyandırmış diyor. Şimdi bizim bu hala da biraz böyle canlı ve tatlı konuşkan bir kimseydi rahmetli. Kızlar olur demiş. Ne uyandırdın bebeği demiş. Yazık değil mi ona demiş. Demiş ezan okunuyor. Okunsun. Yani küçük bebek. Ezan ne olacak yani altında bez var. Daha küçük ayağa kalkamıyor. Namazla mükellef değil. Ondan demiş. Ezan çok güzel demiş. Para bağırır demiş. Müşür demiş. Çocuk uyanacak. Niye? Çocuk bu saatte uyanmaya alışsın demiş. Vücudu bu saatte uyanmaya alışsın. Bu saatte alışmazsa büyüyünce bu saatte namaza kalkamaz demiş. İşte eğitim böyle olur. Bu mühim bir olay. Bunu hatırınızdan çıkartmayın muhtemelen kardeşlerim. Çocuklar küçük demeyin. Çocuk hatta annesinin karnındayken eğitilmiş. Annesinin alışkanlıkları çocuğa tesir edermiş. İçinizde doktor olanlar varsa bilir bunu. Bilim bunları şey yapıyor. Bizim profesör Kemal Çakmaklı diyor ki çocuğun terbiyesinde 8 aşama vardır. Çocuk önder dediği zaman 5'i bitmiştir diyor. Geçti, geçmiş o. Serdi gibi ümitler döndü birer iğneye. Geçti burun pazar süreçeyi bitirdi. 8 aşamalı çocuk terbiyesini çocuk doğup da ınga dediği zaman ne kadar gidiyor? Yarıdan fazlası gidiyor. 4 olsaydı yarısı gitmiş olacaktı. 5'i gidiyor. 8'de 5'i kaç eder yüzde? Hep mesela bir soru soruyorum zaten. Yüzde? Yüzde 60 eder. Yüzde 60'ı gidiyor. Eğitimin. Neden? Sebebini söylüyor. Ne oldu abi? Bu, yani bu 5 aşamadan bir tanesi annenin seçimi. Anne cüzdanlıysa, hastalıklıysa, kafası sakatsa, efendim sari, bulaşıcı, irsi, hastalıkları var, müsaade olur mu? Olmaz işte. Oradan başlıyor. Annenin seçiminden başlıyor. Sonra anneye haram lokmayı yedirirse çocuk hayırlı evlat olur mu? Nikah meşru olmazsa çocuk hayırlı evlat olur mu? Olmaz. Peygamber Efendimiz diyor ki şeytan sizin yemenize ortak olabilir. İçmenize ortak olabilir. Hanımınıza ortak olur. Çocuklarınıza bile ortak olabilir diyor Peygamber Efendimiz. Ya Resulallah hanımınıza da ortak olur mu? Tabii. Hanıma da ortak olabilir diyor. Şeytanın ortak olduğu hanımdan doğan çocuk bazen şeytanın çocuğu olur. Bazen senin çocuğun olmaz, şeytanın çocuğu olur. Ne yapmak lazım? Nikahın helal olması lazım, meşru olması lazım, doğru olması lazım. Çok anneye yedirilen gıdanın helal olması lazım. Çünkü haramla yenilen, haramdan hazır olan gıda ile olan vücudu mutlaka cehennem yapacak diye Peygamber Efendimiz kesin bildiriyor. Vesaire. Demek ki ınlar dediği zaman şeyi bitiyor. %60'ı geçmiş oluyor. Kalıyor %40'ı geriye. Ondan sonra biz çocuğu yetiştireceğiz diye uğraşıyoruz. Bak. Bak. İcabdaki kardeşimiz bizden daha akıllı. Bebeği küçükten sabah namazı vaktine yetiştiriyor, alıştırıyor. Bizim delikanlı ne yapıyor? Babası hacı, annesi hacı, sabah namazını kaldıramıyorlar. Babası diyor ki, hanım şöyle söyle şu herife, sabah namazını kaldır. Annesi gidiyor, evladım baban çok kızıyor, sabah namazını kaldır. Tamam anneciğim, hop bu tarafa, evladım kalk,
Kadir Gündüz diyor ki evladım 40 defa senin başına geldim, seni sağlamadım, kaldırdım. Anne diyor hiç farkında değilim. Üzülüyorum diyor. Hakikaten de üzülüyor. Kalkamaz. Vücut alışmayınca kalkamaz. Bak eğitim nereden başlıyor? Tamam mı? Aziz ve muhterem kardeşlerim. Demek ki çocuğu Allah'ın, Resulullah'ın istediği bir delikanlı olarak yetiştirmek için tedbirler çok yerlere gidiyormuş da 7 yaşında namazı emredecekmişiz, 10 yaşında muntazaman kılmasını sağlayacakmışız, 12 yaşına geldiği zaman, uyuva erdiği zaman dini öğrenmiş olması lazım. Çünkü yalan söylemeyecek, yalan haram, faiz yemeyecek, içki içmeyecek, şunu yapmayacak, bunu yapmayacak. Günahların şöyle sıralaması ezberlenecek, malum olacak, bilecek, sevapları bilecek, iyi huyları bilecek, kötü huyları bilecek. Bunlar olsunca olmuyor. Evet, tevbekâr genci Allah çok seviyor, günahta ısrarcı ihtiyarlar hiç sevmiyor, çok kızıyor. En kızdığı da günah ihtiyarladığı halde günahta ısrarcı olabilir. O zaman kendimize bakacağız. Ben hiç kimseye söz söylemeyeyim, kendime bakayım. Benim şu yaşa gelmiş olduğum sırada hala devam ettirdiğim de kusurlarım var diyeceğim. Kendi kendime düzeltmeye çalışacağım. Neden? Adam çok kızıyor. Yaşlanmış da hala günahında ısrar ediyor diye çok kızıyor. Bu hadis-i şerife göre. Devam ediyoruz. Cemal ile senâte hasenetün ehabbe ilallah hasenetün ehabbe ilallah teâlâ min hasenetün tuğbetü fîleyletin cumâtin en yerim cumâtin. Allah'ın insanın bunun yaptığı iyi işlerin Allah'ın en sevdiği, ondan daha sevgilisi olamaz, en sevdiği güzel iş cuma gecesinde, cuma gününde yapılan hasenedir. Hasene ne demek? Sevaplı iyi bir iş demek. Namaz olabilir, sadaka olabilir, ilim, irfan öğrenmek olabilir, hayırlı bir iş yapmak olabilir. Hasene, yani Allah'ın sevdiği sevaplı bir iş yapmak. Cuma gününde, cuma gecesi. Allah'ın en sevmediği bir iş de, yani günahların en sevmediği de cuma gecesinde, cuma gündüzünde işlenen günahtır diye bildiriyor. Rabisi kimdi? Selman'ın Farisi, radıyallahu anh, Efendimiz Hazretleri'ydi. Allah Teala Hazretleri efendim cümlemizi hatasını anlayıp hatasından beraber edilsin. Cümlemizi efendim yolunda dair zikrine kayıp ibadetini müdavim edilsin. Sevdiği hallerine hallendirsin. Sevdiği sevdiği huylarla huylandırsın. Efendim Revan-ı Şeyh sonuncu hadis-i şerif okuyor. Bir kez bu kadar. Bu hadis-i şerif bitecek. Revan-ı Şeyh yûlâhu fil mizâni etkâru min husnil kulûb. Ve inne sahibe husnil kulûbi leyyebdûhu bihi derecete sâhibi savmi ve salam. Ebu Terzan radıyallahu anh'ten temizli ve tabirani rivayet etmiş. Sonuncu hadis-i şerif bu. Benim okuyacağım bu akşamki sonuncu hadis-i şerif. Diyor ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, İnsanın ahirette sevapları, günahları tartılacak ya, mahşer yerine gidecek insanlar, mahkemeyi kürra kurulunca, sevaplar, günahlar ortaya dökülecek, mizanda tartılacak. Ve vezni, yevme idinin hakku, zirrahman, rahman olan Allah'ın o gün amelleri tartması haktır ve gerçektir olacaktır. Şimdi, bu mizan, terazi nasıl bir teraziydir? O kadar büyük olacakmış ki semavatı ve arzı içine alacak kadar büyük olacakmış. Yani biz şu dışarıya çıktığımız zaman yıldızları görüyoruz, semaları ve yeryüzünü görüyoruz. O Allah'ın mizanı, terazisi yani amel terazisi, bütün bunları içine koysan alacak kadar bir kefesi geniş olacakmış. Efendim, semavatı ve arzı içine alacak kadar ve melekler o mizanın karşısında onun heybetinden tir tir titmeyeceklermiş. Mizan, ametlerin tartıldığı terazi. Mizan, terazi demek Arapçada. Aleti vezin demek. Mifal vezinde. Aleti vezin yani ölçme, tartma aleti. Şimdi buraya konulan sevaplı işlerin, ibadetlerin en sevaplısı hangisiymiş?
kadarı konulacak. Normal bir mesajcısı konulacak terazinin tepesine. Güzel huyları konulacak ama en ağır, mizanı en ağır bastıracak olan şey güzel huylar. Onlar konuldu mu? Bastıracak yani terazi ağır çekecek. Ve inne sahibi hüsnü kulu. Güzel huyu sahibi bir insan leyyebdur mutlaka ve muhakkak ve kesinlikle ulaşır bir bu güzel huyla evvelce sahibi sabr ve sarar. Oruç ve namazlar müdavim abid zahid insanların derecesi bu güzel huyu sayesinde erişir. Başka bir şeyler var bu usta. Bak kitabını göstermek için kitabını kapatıyor. Görüyorsunuz. Bitti. Efendim. Başka bir şeyler var. Diyor ki Peygamber Efendimiz yaz günlerinde, uzun gündüzlerde, sıcaklarda, sabahtan akşama kadar oruç tutan, geceleri de uyumayıp sabahlara kadar ibadet eden bir abid sahip insanın derecesine güzel uyum ile bir insan ulaşır. O halde ne yapacağız muhterem kardeşlerim? Bu hadisi şerifte duyduk. Ne yapacağız? İyi huyları öğreneceğiz, bir liste yapacağız. İyi huyları benimseyeceğiz, edineceğiz, iktisap edeceğiz. İyi huyları alacağız. Kötü huyları öğreneceğiz, bir liste yapacağız. Bakacağız bize bu kötü huylardan var mı? Eyvah, iki tane var. Onları atacağız. Kötü huyları atacağız, iyi huyları alacağız. Tabii iyi huyları almak da, kötü huyları atmak da kolay bir şey değil. Eğitim isteyen. Eğitilince olur. Aslanları eğitiyorlar, aslan eğiticileri. Ellerine uzun bir kırbaç alıyorlar. O kırbacı çok seviyorum. Vallahi Amerika'da bile aradım bulamam. Bir uzun kırbaç. Uzaktan şırak yaptım, 3 metre, 4 metre öteden şırak diye oluyor. Çok lazım bana o kırbaç. Sırtını açıp kırbaç diyecek insanlar çok. Şırak, şırak böyle o aslanları o uzun kırılmıyor, sopa değil. Şöyle biraz elastik giyip kurulabilen bir kamçı ama çok güzel. Havada da böyle şaklıyor. Bir çarptığı zaman böyle dolanıyor, çekiliyor falan. Bulamam. Türkiye'de diyor iyi mani. Amerika'da da aradım. Artık Hollywood'da var mı bilmiyorum ama elimle çevirdikleri bir yerlerde falan. Oradan mı bulacağız? Bir yerden bulacağız. Kamçıyla gelsin artık. Türkiye'de başka çağrı yok. Kamçılı hoca. Ersan Çoşan. Aslanlar kamçıyla terbiye oluyor, insanlar da terbiye olur. Atlar terbiye oluyor, efendim, sirkteki çeşitli mahluklar terbiye oluyor, yunuslar terbiye oluyor, sudaki balıklar, balinalar, film çevirtiyorlar. Rol yaptırıyorlar, yapıyor. Sözden anlıyor. İnsan orada terbiye olur ama insanın terbiyesi zor, zor. Eğitim görmesi lazım. İnsanın ahlak eğitimi nasıl olur? Tasavvuf olur. Tarikat olur. Dervişlik olur. Dervişliğin üç ana nedeni vardır. Aziz ve muhterem kardeşlerim. Bir, Allah'ın sevdiği ibadetleri yapmak. Alışkanlık haline getirmek. Çünkü işte Allah şunları şunları seviyor, yapmamız lazım. Zikri seviyor, zikre edeceğiz. Namazı seviyor, namaz kılacağız filan. İki, Allah'ın sevmediği kötü işleri yapmamak. Takva ehli olmak. Mesela, efendim, gözünü haramdan sakınmak. Mesela haram lokma yememek. Mesela elini harama uzatmamak. Mesela kimseye kabul etmemek, hürmetmemek, efendim, kötü günahlardan sakınmak. Üçüncüsü de işte güzel bir sahibi olmak. Tarikat bu üçünü sağlamak çalışıyor. Neden? Çünkü tarikatın, tasavvufun amacı nedir? Soruyorlar, tasavvuf nedir? Tasavvuf nedir? Sorusunun cevabı çok. Herkes bir türlü anlatmış. Bazı alimler de bunların tariflerini tasavvuf kitaplarında, baş sayfalarında, birinci bölümlerinde tasavvuf nedir diye bir başlık açmışlar. Şu şöyle tarif etmiş, bu böyle tarif etmiş diye tarifleri şey yapmışlar. Tasavvuf,
Allah'ın sevgili kulu olma ilmidir. Okey. Uzun yolu kısası. Hocam rahmetullahi aleyh ve adına yakın.